Evlat, dükkan sana emanet. Ben eve kadar gideyim geleyim, olur mu? Tamam usta. Hadi kolay gelsin. Hoş geldin Şükran teyze. Hoş bulduk. Salim içeride mi? Size sıcak yemek getirdim. Soğumadan yiyin. Ay yok, şimdi çıktı ya Şükran teyze. Karşılaşmadınız mı? Yok. Eve gidiyordu. Eve mi? Eve niye eve gidiyor ki? Ya işte bu akşam mesaiye kalacağız da onu Zehra ablaya öyle... Ay sen yemekleri, sofrayı kur. Yemekleri aç işte. Uf, geliyorum ben. Aman. Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah. Ben bir mutfağa bakayım. Hı hı. Hayatım geçecek. Hiç üzülme sen. Senin güçlü olman lazım ki Hediye ablaya yardım edebilesin. Onun şimdi desteğe ihtiyacı var. Nihat, ya ben onu böyle görmeye dayanamıyorum. Güzel kalpli karım benim. Aradın mı? Hayır. Ya burada olduğumu öğrendiyse? Yani buraya geldiğini kim biliyor ki? Kimden öğrenecek? Şükran teyze biliyor. Ama yok, o söylemez de. Ya galiba babam eve gitti. Beni orada bulamayınca da. Tamam, o zaman ben seni eve götüreyim. Bizimkilere görünmeden gidelim. Baban seni merak ettiği için aramıştır. Ay bismillah. Ne oldu çocuklar, hayırdır? Nereye böyle? Bizim küçük bir işimiz vardı Cevriye Hanım. Onu halledip döneceğiz. Evdekilere ne diyeceksin? Bulurum ben bir şeyler. Sen düşünme bunları. Baban çok daha önemli. Tamam ama bir şey olursa mutlaka ara, tamam mı? Açamazsan mesaj atarsın. Olur, atarım. Şükran teyze arıyor. İnşallah bir şey olmamıştır. Alo, Şükran teyze, ben yola çıkmak üzereyim, geliyorum. Babam aradı ama açamadım. Bir şey yok değil mi? Yok kızım, yok. Gelmene de gerek yok. Neden? Babanlar sabaha kadar çalışacaklarmış. Bir iş yetiştireceklermiş. Eğer bu gece orada kalman gerekiyorsa kal kızım. Babanı da merak etme. Öyle mi diyorsun? Öyle öyle. Endişe etme kızım. Olur da baban eve gelirse... Aldım bize getirdim falan derim, tamam mı? Tamam Şükran teyze. Ben senin hakkını nasıl öderim? Tamam, görüşürüz. Gitmeme gerek kalmadı. Babam bu gece eve gelmeyecekmiş. Yani bu gece de burada kalacaksın. Evet. Şükran teyzeye bir teşekkür borcum oldu. Uyudu mu?
Vallahi ağlamaktan sızmaya uyuma denirse uyudu işte. İçtiği sakinleştiriciler de işe yaradı herhalde. Çabuk toparlanır inşallah. Yoksa bu gidişle hasta olacak. Olmaz canım, olmaz. Daha acısı çok taze. Alışacak elbet. İnşallah Allah. İnşallah. Kolay mı? Kaç yıllık can yoldaşını kaybetti. Ama işte derdi veren Allah dermanını da sabrını da verir. Bitki çayı iyi gelir diye düşündüm. Sağ ol güzel kızım benim. Zehracığım. Teşekkürler. Sen neden uyumadın hala? Çünkü senle uyumam gerekiyor. Bir tanem bu gece kendin uysan olur mu? Bak biz hala oturuyoruz, uykumuz yok. Hı? Olmaz, ben seninle babamla uyuyacağım. Kızım, hadi gel ben seni yatırayım. Hem masal da okurum. Ben uyunca yanımdan çıkmayacaksın. Hayatım istersen gel beraber yatalım. Hı? Olur. Gel anneciğim. Gel. Asya'cığım, eğer istersen bugün bizle birlikte yatabilirsin. Hem annen de biraz dinlenmiş olur. Sizinle mi? Süper. Gel o zaman. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi gelsene Zehra abla. Tamam, geliyorum canım. Bir şeyini mi kaybettin? Yok, neden? Bir şeyini arıyormuş gibi baktın da ondan sordun. Yok. Hiçbir şeyimi kaybetmedim. Dayım da geldi. Hadi yatalım artık. Benim çok uykum geldi. Tamam canım. Hadi gel. Gel bakalım böyle. Okuyacak mısın? Ama kitaplarımı getirmeyi unuttum. Ben sana aklımdakilerden bir tane anlatsam olur mu? Olur. Tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Karlar ülkesinde bir kral üç kızıyla birlikte yaşarmış. Bir gün kızlarını toplamış, demiş ki, beni ne kadar çok seviyorsunuz. Büyük kızı seni denizler kadar çok seviyorum demiş. Sonra kral demiş ki, affet beni kızım. Seni etin tuzu sevdiği kadar seviyorum dediğinde anlamamıştım. Meğer en çok sen seviyormuşsun beni.
bitti mi yani? Kısa ama güzeldi. Bu kadar kısa olmaz. Güzel masallar sonsuza kadar sürer.